bir Yunan subayının Anadolu'da işgale katılırken neler hissettiğini, neler düşündüğünü anlatıyor. Okumama izin verin. Tabii, çok kısa bir şey. Lütfen bunu bir size okuyayım. Uyan ey kahraman ecdat. Uyan 11. Konstantin. Senin taht ve tacını süvarilerine çiğneten Fatih'in öldürülen askerlerine bak. Çekirge sürüsü gibi tarlalara serpilmiş subay cesetleri yüzüstü kapanarak yenilgilerini kabul ediyorlar. Osmanlı sancağı Yunanlı yaralıların yaralarını sarmak, gönüllerini almak için, gelip geçenlerin ayaklarını silmek için Kızılaç Hastanesi'nin eşiklerine serilmiş. Gelip geçen paspas yapıp çiğniyor. Atalarımızın ayakları düzeltiyorum. Atlarımızın ayakları altında taş yerine kesilmiş kafalar, toprak yerine yumuşak cesetler çiğneniyor. Şanlı Elen orduları ayak bastıkları köylerde Türk Hakanı'nın bütün zincirlerini kırıyor. Onları yumuşatıyor. Onlara Hristiyanlığı kabul ettiriyor. Çocuklar, kadınlar, kızlar süngilerimizin parıltısını görür görmez derhal Hristiyan oluyorlar. Mutaassıp hayvan Türklerin, bu onun ifadesi özür dilerim, kafalarını vücutlarından ayırıyoruz. Vardığımız köylerde batıl Türk itikadının uğursuz simgesi olan minareler, mescitler, mabetler derhal dinamitlerle uçuruluyorlar. Yunan subayı görevini gelecek için o kadar metin bir şekilde yerine getiriyor ki Türkler bundan sonra kendi memleketlerinde yabancı bir gezgin gibi dolaşacaklar. Ne şerefli zafer. Ben Türk adına ele geçenleri öldürmeyi bir uygarlık borcu sayıyorum. Çünkü barbar insanlar insanlık için gayet zararlı bir unsurdur. Şefkat Türkleri Türkler hakkında duyulmayacak, sezilmeyecek bir histir. Onlar için şefkat ateştir. Allah Allah. Bu bir eğitilmiş insan. Bu bir subay. Bu, evet, bir subay. Bu bir subay. Subay bunu düşünürse cahil halkın artık Türkler konusundaki düşüncelerini bir düşünür. Ya da yaptıklarını yapacaklarını. Şimdi bunu niye okuyorsunuz hocam? Bunu niye söylüyorsunuz diyebilir. Bunlar bilinmeli. Bunları biz de bilmeliyiz. Bunları Yunanlar da bilmeli. Bunları okumak, söylemek, gündeme getirmek bu resimlerle insanlar arasında, toplumlar arasında önyargıyı körüklemek için değildir. Aksine önyargının insanlara neler düşündüreceğini, önyargının insanlara neler yaptıracağını göstermek için. Hocam ben de müsaadenizle... Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.